şöyle 4.30 itibariyle şehrimizin doğu ilçelerinde, Yomra, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerimizde ortalamanın çok üstünde bir 100 kilogramın üstünde ortalamaya göre bir yağış aldı. Ondan dolayı ciddi hasarlar oldu. Araklımız, Araklı ilçe merkezimizde, kaymakamlığımızda bir kriz koordinasyon merkezi oluşturduk. Valimiz, biz, bütün kurum kuruluşlarımız, itfaiyemiz, komşu belediyelerimiz işe tabiri caizse vaziyet etmenin gayreti içerisindeyiz. Çok şükür Arsin Yolüstü mahallemizde bir yavrumuz risk altındaydı, onu kurtardık. Şimdi hayat tehlikesi yok, kırıkları var, biraz toprak altında kalmış. İtfaiyemiz onu kurtardı, şu anda ambulansa götürüyor. Sürmene'de de bir vatandaşımızla ilgili henüz netleşmeyen bir haber var. İnşallah eğer ondan da iyi haber alırsak can kaybı olmamış olacak. Önceliğimiz bu, can kaybı olmaması. Tabii asıl hasar tespitini yarın sabah gün ışığında göreceğiz. Şu anda bulunduğumuz alan Araklı Devlet Hastanemizin hemen mücavirindeyiz. Gördüğünüz gibi hastaneye bayağı bir su birikiminden dolayı hastalarımız biraz mağdur oldu. Acil ve yoğun bakım tahliyeyi gerektirenlere hem itfaiyemiz hem buradaki kaymakamlığımız, AFAD'ımız hep beraber müdahil olduk. Onların tahliyesini sağlıyoruz. Dediğim gibi önceliğimiz can kaybı olmaması, ama onun dışında 28 mahallemizden 265 ihbar aldık. Birçok mahallemize erişim ulaşım kapalı şu an. Ama oradaki vatandaşlarımız da müşteri olsun, devletimiz bütün kurum kuruluşlarıyla beraber, belediyelerimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, hep beraber itfaiyelerimiz, hep beraber duruma vaziyet ediyoruz. Şu anda son durum bilgisi, bunu vereceğim. Tabii ki hasar tespiti, diğer kapalı yollar, onların daha net açıklaması yarın sabah itibariyle yapabiliriz. Mahsur kalan vatandaş yok değil mi? Şu anda mahsur kalan, ulaşamadığımız vatandaşımız yok. Yolu kapalı olması nedeniyle bizden haber bekleyen, makinemizi bekleyen vatandaşlarımıza da en son Arsin Güneyce mahallemizde vardı bir kısım vatandaşımız. Onlara da ulaşıldı. Ama durum dediğim gibi kaymakamlığımızla beraber, valimiz de şimdi Arsin'den geliyor. Biz de Sürmene'den Araklı'mıza intikal ettik. Oradaki kriz koordinasyon merkezimizde son durum bilgisini de sizlerle beraber paylaşacağız. Başkanım, bir aşağı devam edecek mi? Bununla ilgili bir şöyle bir kısım AFAD'la biz meteorolojiyle beraber irtibat halindeyiz. Zaten bir iletişim sistemimiz var. Önceden haber alıp ona göre bütün imkan kabiliyetimizi mobilize olarak tutuyoruz. Risk var tabii ki, ama hasar oluşturacak şekilde olur mu olmaz mı, o konuda da tedbirlerimizi alıyoruz. Tabii ki Karadeniz bölgesi biliyorsunuz, bizim bölgemizin kaderi, coğrafyamızın kaderi, yağış alanlı bölgemiz. Çok kısa zamanda çok fazla bir yağış düştü. Hemen anında riski oluşturdu. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim.